Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz vitaminler. Vitaminlere element olarak baktığımız zaman karbon, hidrojen, oksijen hepsinde ortak olarak bulunuyor. Dolayısıyla vitaminler de bazen arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Bunlar inorganik maddeler değildir. Kesinlikle organik maddelerdir ve monomer yapıdadırlar. Bazılarında da tabii fosfor, kükürt, kobalt gibi elementlerin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Mesela kobalt B12 vitamininin yapısında bulunuyor. Bunlar monomer yapılı olduğu için arkadaşlar sindirilmeden doğrudan kana geçiyorlar ve düzenleyicidirler. Yani vitaminlerde yapıya katılma durumu, enerji verici olma durumu kesinlikle yok. Vitaminlerin arkadaşlar eksikliği ve fazlalığı hastalık sebebidir. Mesela D vitamini eksikse çocuklarda raşitizm, erişkinlerde osteomalazi dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkarken fazla olma durumunda da eklemlerde kireçlenmenin olduğunu görebiliyoruz. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle arkadaşlar kesinlikle karşılanamaz. Öyle bir durum söz konusu değil. Vitaminler genel olarak büyümede, gelişmede, homeostasi dediğimiz iç dengede, vücut direncinin oluşturulmasında, eşeysel olgunlaşma ve yönelim gibi durumlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Vitaminleri iki grupta inceliyoruz. Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler. Suda çözünen vitaminler arkadaşlar vücutta depolanmazlar. Fazlası idrarla atılır. O yüzden her gün yeterli miktarda bunların alınması gerekir. Bunları birinci B grubu vitaminleri, ikincisi ise C vitamini olmak üzere bunların iki çeşit olduğunu görüyoruz. B grubu vitaminlerin arkadaşlar pek çoğu kalın bağırsaktaki bakterilerce üretilir. Yalnız malum sindirim sisteminde bunu işleyeceğiz. Kalın bağırsakta organik madde emilimi yok. Deriz ki kalın bağırsakta yaşayan bu bakterilerle biz mutualist olarak yaşıyoruz. Ama gördüğümüz gibi mutualist olarak yani karşılıklı faydalanma esasına göre artı artı iki canlı da bundan faydalanıyor. Bunun sebebi bu bakterilerin ürettiği vitaminleri bizim kullanmamız değildir arkadaşlar. Bu bakteriler mantarlara karşı bizim kalın bağırsak floramızın dengede kalmasını sağlar. O yüzden mutualist değilse kalın bağırsaklarımızda üretilen bu B grubu vitaminlerinin emilimi söz konusu değil. B grubu vitaminleri sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde, alyuvar üretiminde, karbonhidrat, yağ, protein metabolizmasında ve pek çok enzimin yapısında koenzim olarak kullanıldığını görebiliyoruz. B vitamini kırmızı etten, karaciğerden, mantardan, ekmek mayasından, taze sebze ve meyvelerden elde edebiliriz. Eksikliğinde anemi dediğimiz kansızlık durumu ortaya çıkıyor. Zaten yukarıda alyuvar üretiminde kullanıldığını söylemiştik arkadaşlar. Öbür taraftan beriberi dediğimiz sinirsel bir hastalık ortaya çıkıyor. Mesela B12 vitamini aslında vücutta depolanıyor akademik olarak, tıbbi olarak baktığımız zaman. Bizim müfredatımızda depolanmaz diyoruz. B12 vitamini eksik olduğunda kadınlarımızda özellikle çok görülür. Hem kansızlık hem de yoğun miktarda unutkanlık, sinirlilik durumlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bir de pellagra deri hastalığı gözleniyor eksikliğinde. Bir ara Pantene şampuan reklamlarında vardı. İşte provitamin B5 katkılı diyorlardı. B5 vitamini arkadaşlar derinin ve saçın güçlendirilmesinde görev aldığı için eksikliğinde pellagra hastalığı ortaya çıkıyor. C vitamini ise taze sebze ve meyvelerden elde ediliyor. Bu vücudumuzda bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede de vücut direncinin artırıldığını görüyoruz. Kemik kırılganlığını da azaltıyor. Eksikliğinde İskorbüt dediğimiz diş eti kanaması görülüyor. Tabii ki bu basit bir diş eti kanaması değil. İşte bir gün dişimizi fırçalamaya aksattık. Ertesi gün hafif bir kanama bu değil arkadaşlar. Bu eskiden şu an bile gemi yolculukları çok uzun sürüyor. Eskiden yelkenlilerle falan
yolculuk yapıldığı için yelkenli gemilerle çok çok daha uzun sürüyormuş. Ve insanların diş etleri şişiyor, ağzına sığmıyor. Yaralanan sürekli kanama görülüyor. Yaralanan yerleri iyileşmiyor, sürekli kanama söz konusu oluyor. Tırnakları şekil değiştiriyor, bozuluyor ve sonunda ölüm söz konusu oluyor. Bilim adamları acaba mikrobik bir hastalık mı diye araştırıyorlar. Öyle olmadığını, C vitamini eksikliğinden ortaya çıktığını görünce daha sonra gemi mürettebatına, artık gemide yolculuk eden insanlara limon yediriyorlar. Buna bağlı olarak bu hastalık da ortadan kalkmış oluyor. Yağda çözünen vitaminler ise arkadaşlar, bunlar karaciğerimizde depolanıyor. O yüzden suda çözünen vitaminler kadar eksikliği çabucak ortaya çıkmıyor. Bunlara kısaca ADEK vitaminleri diyoruz arkadaşlar. A vitamini ilk olarak beta karotenden karaciğer ve ince bağırsaklarımızda aktifleştiriliyor. Beta karoten bir provitamin gibi değerlendirilebilir. Malum karoten havuca turuncu rengini veren maddedir. Yalnız sadece turuncu renkli sebze meyvelerden değil, aynı zamanda yeşil, kırmızı, sarı, bütün renkli sebze meyvelerden A vitamin dönüşümü yapıldığını görebiliyoruz. Bu gözümüzde arkadaşlar alacakaranlıkta görmeyi sağlayan çubuk reseptörleri vardır. Bu 11. sınıfın duyu organlarında geçiyor. İşte bu çubuk reseptörlerin alacakaranlıkta impuls oluşturabilmesi için A vitamininin rodopsin denen bir maddeye dönüşmesi gerekiyor. İşte A vitamini eksikse bu dönüşüm gerçekleşmediği için impuls oluşmuyor veyahut da uyartı oluşmuyor. Buna bağlı olarak da gece görülemiyor. Eksikliğinde arkadaşlar gece körlüğü dediğimiz durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda E vitamini ile birlikte büyüme ve gelişmede de etkili olan bir vitamin olduğunu görüyoruz. Hatta bu 2. Dünya Savaşı'nda veya 1. Dünya Savaşı'nda tam vaktini hatırlamıyorum ama savaşan iki taraftan birisi gece görüş dürbününü buluyor. Uçakları geceleri diğer karşı tarafın uçaklarını daha çok düşürüyor ve bir şehir efsanesi olarak şöyle diyorlar, basına açıklama yapıyorlar, buluşları sızmasın, karşı tarafı öğrenmesin diye. Biz pilotlarımıza havuç yediriyoruz, o yüzden gözleri çok çok iyi görüyor, o yüzden iyi başarılı, karşı tarafın uçaklarını düşürüyor diyorlar. Hatta tavşanların da gözlerinin çok iyi gördüğü, ama bununla doğrudan bir alakası yok arkadaşlar, o kadar da fazla değil. Ama sonuçta bu eksikliğinde gece görmemiz sıkıntıya giriyor. D vitamini de süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunuyor. D vitamini arkadaşlar kalsitonin dediğimiz hormona dönüştüğü için bu kemiklerde kalsiyum birikimini, kalsitonin hormonu malum kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlıyor. Dolayısıyla kemiklerin ve dişlerin sertleştirilmesinde görev alıyor. O yüzden eksikliğinde çocuklarda raşitizm ortaya çıkıyor. Bacakları falan eğri oluyor. Kafataslarının şekli, göğüs kafesi şekli bozuk olabiliyor. Erişkinlerde de osteomalazi dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkıyor. E vitamini de arkadaşlar yağlı tohumlarda, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi tohumlarda bulunuyor. Bu spermin ve yumurtanın oluşmasında, uterusun, embriyonun gelişmesinde etkili olduğu için eksikliğinde kısırlık ve üreme bozukluğu görülür diyoruz. K vitamini arkadaşlar kalın bağırsakta yine bakterilerce üretiliyor. Ama dediğimiz gibi burada emilim söz konusu değil arkadaşlar. Besinlerle bunu almamız lazım. Bu da karaciğerde kanın pıhtılaşmasında görev alan protrombin ve fibrinojenin üretiminde rol aldığı için eksikliğinde yaralanma durumunda kanın geç pıhtılaşmasına sebep oluyor. Bu yönüyle kanamadan K vitamini eksikliğinde insanlar kaybedilebilir. Ama burada bunu hemofili ile karıştırmamak lazım. Hemofili malum kalıtsal bir hastalıktır. İstediğimiz kadar K vitamini takviyesinde bulunalım. Değişiklik olmaz. Çünkü fibrinojenin bir alt grubu olan protein üretilmediği için bu insanlarda kanın pıhtılaşması hiçbir şekilde görülmez. Burada bakın bazı kodlamalar yazmışım. ACET, O, ABEK, I, CET arkadaşlar. A, C, E, D vitaminleri oksijende bozuluyor arkadaşlar.
Dolayısıyla havayla temas etmemeleri gerekiyor. A, B, E, K vitaminleri yine ışıkta bozuluyor. Dolayısıyla ışık görmeden korunması gerekiyor. C ve E vitaminleri de demir, bakır ve benzeri metallerde bozulduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bakın C vitamini demirde falan bozuluyor. Dolayısıyla ezme salatada çok da fazla C vitamini kalmıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine C vitamini arkadaşlar yüksek ısıda bozuluyor. Dolayısıyla midemiz, bağırsaklarımız bozulduğunda malum nane limon kaynatırlar. Doğrusu nane limon kaynatmak değil, naneyi kaynatmak ferahlatması için. Dokuları güçlendirmesi için de C vitamini için üzerine limonu sıkmak. Hafif soğuduktan sonra limonu sıkmak, doğru kullanımı bu şekilde olması gerekir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.